Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım güzel günler geçiriyorsunuzdur. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Çoğunuzun haberi yok. Biz eski günlerde olduğu gibi Facebook ve Instagram'da canlı yayında abazalarına başladık. Saat 11-12 sularında her gün yapıyoruz. Bu canlı yayınları kaçırmamanız adına Facebook ve Instagram hesabımı bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Kesinlikle bunları kaçırmak istemiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Videomuz artı 18'dir. Bünyesinde cinsellik barındırır. Küçük kardeşlerimiz hiçbir şekilde izlemesin. Normalde de küçük kardeşlerimiz beni izlemesin. Götün tekiyim biliyorsunuz, kötü adamın tekiyim. Şöyle söyleyeyim, video hakkında biraz bilgi vereyim, ondan sonra videoya geçelim. Biraz canlı yayından alıntı olduğu için videolar, görüntü kalitesi biraz düşük, idare edin. Bir de bir kişiyi aramadık, 5-6 kişi var içerisinde bir videonun. Videoda her zaman olduğu gibi demeyeyim de yani arada bir yaptığımız bir erkek bir kadın trolünde takılıyoruz. İki tane karakterimiz var. Biri her zaman tanıdığınız İstanbul hanımefendisi, Abazarnuspor'da çalışan Japon dili edebiyatı okuyan Fatma 27. Diğer yanda yeni bir karakterimiz, Ahtapot Niyazi'ye taş çıkartmayacak karakterimiz, dayıların korkulu rüyası Gökçe Ergün. Neyse arkadaşlar, videomuza geçelim. Ay süper işte. Çok ya. Siparişin devamı çok güzel iniyorsun. Çok iyi. Dibine kadar sokma. Çok aşkım. Çok çıkar, çok çıkar şimdi. Siparişin. Çocuğu ölecek. Lan öldün mü? Başıma kalma ha. Şaka uğruna cinayetten yatmak istemiyorum. Alo, boşandın mı lan? Kanın da lan. Ne? Ne diyorsun ama gece gece ya? Niye küfür ediyorsun adama? Ya bir şey demedik ki yani. Adama kötü bir şey demedik ki. Abi aldın mı sen? Yaşamak istiyorsam şöyle yaşarız. Ayşe, bu değil mi? Orası diyemedim. Bu değil mi? Ayşe. Ayşe. Ayşe, orası diyemedim. Ooo. Bu değil mi? Bu değil mi? Bu değil mi? Süpersiniz. Kanka bunda bir göt var var ya. Az bunu cüce attendim. Oh kanka iyi fikiyorsun. Ay ben seni çok sevdim biliyor musun? Ben seni çok sevdim biliyor musun? Evet evet. Ayşe ben seninle şeye görüşmek istiyorum. Onu daha sonra konuşuruz. Devam et. Küfür etmeye devam et ne olur. Aman akkodumun kahvesi. Ay yavaş ol, ne arıyorsun? Nasıl bir etten ya Ayşe? Nasıl bir etten var ya? Nasıl bir etten oku Ayşe? Ama bilmiyorum nasıl bir etten. Süpersin. Ay süpersin. Ayşe, kim bana bu etten de? Kim bana bu etten Ayşe? Alo, var mısın? Abde. Ay bu boşaldı geri zekalı. Kardeşim ben boşaldım, elimi yıkayıp geliyorum hadi. Siz takılın. Alo. Geliyor musun? Geliyor musun? Gel artık. Ay süper hissettim. Ay süper. Yanımda olsan keşke. Nasıl sikirdim o götünden seni. Ucunda duruyor bebeğim. Şu ay süpersin. Devam et lütfen. Ay süpersin. Ne kaldı?
Ay süpersin. Kanka boşandın galiba. Bir şey soracağım. Ünlü bir yazar var. Biliyor musun? İlker Fırat diye. Biliyor musun? Yok, onu bilmiyorum bundan. İlker Fırat'ı tanıyorsundur. Ünlü bir yazar. Duymuşsundur kesin. Hı, duymuşum. Ama okumadım kitaplarını. Niye yalan söyleyeyim? Yalanan gerek yok. Gerçekleri konuşmak varken yalan. Doğru söyle. Duymuşsundur illaki ama kitaplarını okumamışsın. Doğru mu? Hı. Amına kodu mu çocuğu? İlker Fırat diye bir yazar yok. Nereden biliyorum diyorsun? He? Den yok. Manyak. Ben senin Sıra'nın yazarını biliyorum. İlker Suratlı senin suratına sızdın. Ne? Suratına sızdın senin. İlker Fırat benim oğlum, yazar falan değildim ben. İşte diyorum, senin suratına sızdın. Kim sıçtın suratıma? İlker, sen kendi kendin suratına sıçacaksın, ne? Hocam küçükken çok mu dayak yedik? Nasıl? Diyorum küçükken çok dayak mı yedik? Vallahi bilmiyorum, küçükken çok mu dayak yedik, çok mu yedik? Ne yalak edeyim ki? Ne bileyim, ne yediyse küçükken. Şey diyeceğim abi, şaka maka da ben gerçeği anlatmak istiyorum sana, artık çok uzadı bu konu. Abi ben normalde kadınlarla konuşmaya çalışıyorum. Kadınların hiçbiri bana bakmıyor abi. Ben tipsiz bir çocuğum. Valla gözüm bak, hepimiz işçiyiz, çiftçiyiz. Evet abi. Çalışıyoruz, yemeğiyle geliyoruz. Kadın, ne kadın konuşacak bizimle, ne kimse konuşacak. Abi bizden başka kimsemiz yok, doğru söylüyorsun abi. Bir de abi seninle tanıştım, çok mutlu oldum. Ben sana bir şey anlatmak istedim. Bana hiçbir kadın bakmıyor abi. Hiçbir kadın bakmadığı için ben de böyle dayılarla aşk falan yaşıyorum. Ben de abi konuşmak isterdim bir tane kadınla, bir şeyler yaşamak isterdim. Gezmek, tozmak isterdim. Bak, abi ama ne yapayım, hep hayatım boyunca dışlandım ya. Ben de konuşmak istiyorum abi bir tane kadınla ya. Ben insan değil miyim ya? Hepimiz insanız ama yapacak bir şey yok. Abi hiçbiri tatmaz mı ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Olur. Olmayacak bir şey yok. Abi tamam da hiçbir kadın benimle konuşmaz mı abi? Ben sıkıldım artık erkeklerle konuşmaktan ya. Bu karı sesini sen yapıyorum işte bir tane erkekle. Sana bir şey söyleyeyim mi? Buyur abi, abi dinliyorum. Şey dinliyorum abi. Olması gerektiği gibi davranırsan senin peşinden geleyim. Abi olması gerektiği gibi de davranıyorum. Dürüst oluyorum, beyefendi oluyorum. Abi hiçbiri tatmıyor beni ya. Ben de gidiyorum böyle dayılarla aşk aşıyorum. Ben de sıkıldım artık ya. Yani sıkıldıysan... Abi böyle yapıyorum karı sesini kendime, böyle böyle kendimi boşaltıyorum. Daha önce seninle konuşurken de 31 çektim, boşaldım. O yüzden boşalmayla duygusal oluyorum bu şekilde. Abi ne yapmam lazım benim bu şekilde? Bana bir akıl verir misin ya? Ne yapman lazım? Evet abi, kusura bakma, ağlıyorum, kafanı da sıkıyorum akşam akşam. Dur, sana söyleyeyim, çalışan mısın? Ben mi abi? Çalışıyor musun? Abi çalışıyorum, evet. Asgari ücretle çalışıyorum abi. Bir lokantada çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun? Lokantada çalışıyorum abi. Lokantada çalışıyorsun. Evet abi. Hiç lokantaya gelen giden olmuyor mu peki? Abi oluyor oluyor, yazıyorum. 10 tane kıza yazıyorum. Hiçbiri cevap vermiyor abi ya. Sabırlı olacaktım bu işi. Abi ya. Yani ben yaklaşık 18 yıl bekledim abi, hiçbir kadın yazmayınca işte böyle senin gibi abilerle konuşup kendimi boşaltıyorum. Sonra duygusal oluyorum abi. Ay ben sana içten bir şekilde bir şey söylemek istiyorum abi. Sen güzel bir insansın. Abi. Alo. Efendim. Sana içten bir şekilde bir şey söylemek istiyorum abi. Kusura bakma, kafanı da ağrıttım. Son bir şey söyleyip kapatacağım abi. Ha. Bir kere sikim be abi seni. Ha? Bir kere sikim be abi. Eğer gelirsem Adana'ya ben seni öyle bir sikmeyeyim hayatımda. Abi ne olur bir kere versen ya. Top musun sen? Göçer gün ben, göçer gün.